Ben Doktor Mustafa Kalkan. Bir soru cevap videosuyla sizlerle birlikteyim. Hem YouTube kanalımdaki topluluk kısmından hem de Instagram'da attığım story'den sizlerden herkesi ilgilendiren bir soru sormanızı istedim. Oradan bana ilettiğiniz sorulardan seçtiklerime elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Şimdi sorulan ilk soru, her yıl vitamin değerlerimiz neden düşük çıkıyor? Aslında çok güzel bir soru. Burada iki kavrama dikkat etmek lazım. Bir, yükseltme dozu, yükseltme protokolü. İki, idame protokolü. Zaten sizde bir şekilde eksiklik geliştiyse bundan sonra da eksiklik gelişecektir demektir. Yani şöyle bir dünya yok. Bende B12 eksikliği vardı. Ben bir ay veya iki ay B12 vitamini kullandım. B12 depomu doldurdum. Bundan sonra ömür boyu artık rahatım. Ölene kadar artık bir daha B12 vitamini kullanmama gerek yok gibi bir durum söz konusu değil. Zaten sizde niye B12 eksikliği gelişti? Besinlerle birlikte yeterli B12 alamadığınız için, alsanız dahi mide asidiniz iyi olmadığı için, bağırsak sağlığınız kötü olduğu için, emilemediği için sizde B12 eksikliği gelişti. Hatırlarsanız ben hep eğitimlerimde şunu söylüyorum. Adana'da her gün ciğer yiyen adamda da B12 düşük. Neden? Sorun beslenmede de değil sadece. Yani B12'den en zengin olan besin olan ciğeri tüketende de B12 düşük. Çünkü mide ve bağırsaklarımız da problemli. Dolayısıyla eksiklik geliştiyse bunları yerine koymak için uyguladığımız protokoller farklı. Bir daha düşmemesi için idame olarak kullandığımız protokoller farklı. Mesela birkaç tane örnek vermek gerekirse B12 eksikliğiniz çıktı diyelim. Örneğin B12 200 ile 1000 arası normal. Siz ölçtürdünüz 150 çıktı veya 250 çıktı. Çok sorun değil. Ama biz bunu optimal seviyeler olan işte 600-700 civarına yükseltmek istiyoruz. Ne yapıyorsunuz? Daha önce yayınladığım videolarda da anlattığım gibi özellikle B12'nin iyi emilen formlarını içeren, yani metilkobalamin, adenozil kobalamin, hidroksikobalamin gibi formlarını içeren ve dil altından emilen bir preparatla siz 2 ay boyunca her gün bir tane dil altında B12 eritirseniz çok kolay bir şekilde B12 deponuz 200'den 700-800'lere yükselir. Ancak bunu burada korumak için işte idame tedaviye geçmeniz gerekiyor. İdame tedavide de haftada bir, 10 günde bir, aklınıza ne zaman gelirse ağzınızda bir tane erittiğiniz takdirde bir daha sizde B12 eksikliği gelişmemiş olur. Ama kullanmayı bırakırsanız illaki siz bir yıl sonra ölçtürdüğünüzde o yükselttiğiniz 600-700 yaptığınız B12'nin tekrar 300-400'lere düştüğünü, bir yıl daha kullanmadığınızda belki tekrar 100-150'lere düştüğünü görebilirsiniz. D vitamini için de bu aynı şekilde. Çünkü vücutta D vitamininin yarı ömrü 3 haftadır. Yani siz bir şekilde D vitaminini yükselttiniz. Örneğin 50 civarına yükselttiniz. Siz kullanmayı kestiğiniz gibi D vitamini tekrardan düşmeye mahkumdur. Bir bakmışsınız 3 ay 4 ay sonra D vitamini depolarınız yine boşalmış. Bu nedenle orada da ne önermiştik? D vitamini hakkında her şey videosunda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Eksiklik varsa işte 2 ay her gün kahvaltıdan sonra 10.000 ünite kullanarak depoyu dolduruyoruz. Ama bir daha düşmemesi için kendi kilonuza göre, kendi ihtiyacınıza göre her gün 3.000-4.000 ünite olarak idame olarak kullanacaksınız ki bir daha D vitamininiz düşmesin. Demir de aynı bu şekilde. Mesela biz erkeklerde çok kolay kolay demir eksikliği görmeyiz. Ama kadınlarda özellikle demir eksikliği sürekli gelişir. Neden? Her ay meydana gelen menstrüel kanama sebebiyle kadın sürekli kan kaybeder ve siz demiri yerine koymadığınız sürece demir düşmeye mahkumdur. Yani ben demir eksikliğim vardı, bunu yükselttim ve artık ömür boyu rahatım diye bir şey söz konusu değil. Yani takviyeleri yükselseniz bile neden düşüyor sorusunun cevabı buraya dayanıyor. Evet, bir diğer sorumuz, B12 vitamini dil altı takviyesi aldıktan ne kadar süre sonra yemek yemeliyiz ya da en verimli nasıl kullanılmalı diye sormuş. Şimdi B12 vitamini özellikle dil altından emilen preparatlarda, yani B12 olsun, folik asit olsun, B6 olsun veya dil altı herhangi başka bir takviye olsun, dil altından emilen takviyelerin açlık toklukla bir ilişkisi yoktur. Zaten dil altından kana karıştığı için, yani gastrointestinal sisteme, bağırsaklara, mideye göndermediğiniz için besinlerle bizim bir işimiz yok. Bunu günün herhangi bir vakti dilinizin altında emerek kullanabilirsiniz. Yine suda eriyen vitaminlerde, yani C vitamini, B12, folik asit gibi, yani B vitaminleri gibi suda eriyen vitaminlerde, yani vücutta depolanmayan, fazlası idrarla birlikte atılan vitaminlerde de bizim açlık toklukla çok bir işimiz yok. Yani bunlar besinlerden emilimi çok etkilenmeyen vitaminlerdir. Ancak yağda eriyen vitaminler olan A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini gibi vitaminler yağla birlikte emilimleri arttığı için tok karna kullanılmasında fayda bulunmaktadır. Onun yanında lipozomal özellikte olan takviyelerde besinlerle çok etkileşime girmez. Emilim anlamında bir problemleri yoktur. Aç tok olması çok sonucu etkilemez. Yani burada açlık toklukla bizim tek işimiz yağda eriyen vitaminlerle ve yağ formunda olan işte omega 3 gibi, çörek otu yağı gibi yağ formunda olan takviyelerde bizim için tokluk olması önemli. Onun dışında açlık tokluk çok önemli değil. Zaten dil altıysa hiç önemli değil. Bizim besinlerle bir işimiz bulunmuyor. Bir diğer soru, fibromiyalji durumunda hangi takviyeleri önerirsiniz diye bir soru gelmiş. Zaten ilerleyen dönemde fibromiyalji ile ilgili çok daha geniş kapsamlı bir video çekeceğim. Ancak kısaca bahsetmek gerekirse fibromiyalji
fibromiyalji aslında bir mitokondriyal disfonksiyondur. Ne demek mitokondriyal disfonksiyon? Yani fibromiyalji kasların enerji problemidir. Kaslar enerji üretemediği için, yeterli enerjiye sahip olamadığı için ağrırlar. Yani fibromiyalji sadece bir kas ağrısı değildir. Fibromiyalji bir sendromdur. Yani birden fazla komponenti olan bir tablodur. Fibromiyalji hastası aynı zamanda uyku sorunu vardır. Fibromiyalji hastasında aynı zamanda anksiyete vardır. Aynı zamanda dediğim gibi kronik yorgunluk yani enerjisizlik vardır. Burada fibromiyaljide özellikle mitokondriyal disfonksiyona yönelik yani kasların enerji metabolizmasını destekleyen takviyeler bizim için oldukça önemli. Bunların en başında magnezyum malat formu geliyor. Magnezyum malat formunun magnezyum kısmı kaslarda gevşeme, rahatlama, relaksasyon sağlarken malat kısmı malik asit de enerji üretim yolaklarına katıldığı için kaslara ATP üretiminde, enerji üretiminde destek olur. Yine bir diğer takviyemiz ise koenzim Q10. Koenzim Q10 da enerji üretim yolaklarında görevli bir moleküldü ve 30 yaştan itibaren seviyesi azalmaktaydı. Hatta statin kullanımında koenzim Q10'u azaltan en önemli faktörlerden bir tanesiydi. İşte statin kullanıldıktan sonra uzun yıllar statin kullanıldığında gelişen kas ağrıları, kas yıkımının, miyopatinin sebebi de bu kaslardaki enerji problemine dayanmaktaydı. Fibromiyajda de biz koenzim Q10 takviyesiyle birlikte mitokondriyal disfonksiyonda fayda gördüğümüz için kas ağrılarında ekstra fayda görmekteyiz. Yine bir diğer molekülümüz sitrulin malat. Sitrulin malat da aynı magnezyum malattan gelen malik asit gibi sitrulin malat molekülü de enerji üretim yolaklarında görevli ve kronik yorgunluk aynı zamanda da kasların enerji ihtiyacını karşılamada çok önemli desteklerden bir tanesi. Son olarak da B12 vitamininin enerji üretiminde görevli olan formu adenozil kobalamin de mitokondriyal disfonksiyonda bize ekstra fayda sağlamaktadır. Adenozil kobalamin mitokondride enerji üretim yolaklarında görev alan B12 vitamini formudur. Biliyorsunuz iyi emilen B12 vitamini formları arasında metil kobalamin, hidroksil kobalamin ve adenozil kobalamin formları vardı. Adenozil kobalamin de bu anlamda bize ekstra fayda sağlayacaktır. Sürekli kaşıntı ve alerji gibi durumlar yaşıyorum. Kaşıntı ve alerjiyi vücuttan tamamen uzaklaştırmak için nasıl bir yol izlemeli? Şimdi kaşıntı ve alerjinin altında yatan temel problem histamin intoleransı. Yani vücutta sürekli bir histamin maruziyeti var. Hatta adı üzerinde mesela antihistaminik ilaçlardan biz alerjik durumlarda fayda görüyoruz örneğin. Yani histamini vücuttan uzaklaştırmamız gerekiyor. Bu nedenle histamin içeren besinlerden uzak durmakta fayda var. Özellikle fermente, işte salça, domates, turşu gibi, peynir gibi birçok üründe histamin bulunabiliyor veya beklemiş yemeklerde histamin bulunabiliyor. Bu histamin içeren gıdalardan öncelikle uzak durmakta fayda var. Sonrasında histamini vücuttan temizleyen temel mekanizma metilasyon döngüsüdür. Sistemik histamini vücuttan temizleyen enzim histamin N-metil transferaz. Yani adı üzerinde metil kullanan bir enzim histamini vücuttan temizler. Dolayısıyla daha önce yayınladığım metilasyon videosunda da detaylı bir şekilde anlattığım gibi metilasyon çarklarınızın doğru bir şekilde çalışıyor olması lazım. Bu nedenle de B12 folik asit depolarınızın dolu olması, çinko ve magnezyum gibi destekleri hayatınıza dahil etmeniz ve metilasyon döngünüzün doğru bir şekilde çalışıyor olması lazım. Bunun yanında histamin üretebilen sebeplerin başında da bağırsakta SIBO olması yatmakta. Bağırsaktaki patojen bakteriler histamin üretebilmekte. Bu da vücuttaki histamin yükünü artırmaktadır. Eğer SIBO varsa SIBO'yu tedavi etmekte en önemli yapılabilecek şeylerin başında geliyor. Yine histaminle savaşan takviyelerin başında da kuarsetin gelmekte. Daha önce alerjik rinitle ilgili özellikle polen alerjisiyle ilgili bir video yayınlamıştım. Kuarsetin özellikle vücutta histaminle savaşan en önemli bitkisel desteklerden bir tanesi. Burada da lipozomal kuarsetin kullanımında elde edilen fayda daha da fazla olacaktır. Bir diğer takviye ise çörek otu yağı. Çörek otu yağı da antihistaminik özelliğiyle alerjik durumlarda bize çok ciddi fayda sağlamakta. Polen alerjisi döneminde bunları hayata dahil edebileceğiniz gibi. Onun dışında herhangi bir sebeple alerjiniz tetikleniyorsa yani kimisinde halıdaki tozdan da tetiklenebilir, kullanılan bir deterjandan da tetiklenebilir veya hava kirliliğinden de tetiklenebilir. Birçok faktör vücutta histamin üretimini tetiklemektedir. Bu gibi takviyeleri de hayata dahil edebilirsiniz. Son olarak şu soruyla bitirelim. Otoimmün hastalıklarda gerçekten beslenme değişikliğiyle düzelme oluyor mu? Evet, beslenme her şeyin temeli. Hatta bir söz var, bütün hastalıklar bağırsakta başlar diye. Biz günümüzde de beslenmeyi düzelttiğimizde otoimmün hastalıklarda özellikle çok ciddi fayda görmekteyiz. Bunun sebepleri arasında daha önce yayınladığım geçirgen bağırsak videosunda izlerseniz bağırsak epitelinin bozuk olması yatıyor. Bağırsak bizim iç dünyayla dış dünyayı ayıran en büyük bariyerimiz. Bağışıklık sistemi hücrelerinin önemli bir kısmı bağırsaklarımızda bulunuyor ve yediğimiz besinlerden maruz kaldığımız toksinlerin burada tutulması ve geçirilmemesi çok önemli. Yaygın antibiyotik kullanımı, alkol kullanımı ve kalitesiz beslenme yani bu beslenme içerisindeki rafine şeker, trans yağlar ve lifsiz beslenme bu bağırsak geçirgenliğine sebep olabiliyor. İşte geçirgen bağırsak tablosu söz konusu olduğunda ne oluyor? Bağırsağımıza gelen birçok toksin direkt olarak vücudumuza geçiyor ve bu da özellikle örneğin kanlanması en bol olan dokularımızın başına tiroid gelmekte. Bu tiroid dokuda tutulduğu takdirde vücut bu
toksinlere karşı cevap oluştururken aynı zamanda işte tiroid dokumuza cevap oluşturduğunda ne oluyor? Karşımıza haşimat olarak çıkıyor. Veya eklemlere savaş açtığında romatoid artrit olarak çıkıyor. Yani birçok otoimmün hastalığın temelinde vücudun bu otoimmünite mekanizmasının tetiklenmesi yatmakta. Bunun dışında İşte sizin glutene hassasiyetiniz varsa, süt ürünlerine karşı hassasiyetiniz varsa bağırsaklarınızda sürekli bir inflamasyona sebep oluyor. Bağırsakta sürekli bir inflamasyon olması demek oradaki inflamatuar sitokinlerin bütün vücuda dağılması, beyne kadar ulaşması, nöroinflamasyon tetiklemesi ve diğer dokularda da inflamasyona sebep olması demek. İşte otoimmün hastalıklarda özellikle eliminasyon diyetiyle öncelikle nelerin bu immüniteyi tetiklediğinin tespiti, sonrasında da bu tespit edilen maddelerin hayattan çıkarılması gibi beslenme düzenlenmesiyle ciddi anlamda otoimmün hastalıklarda sonuç alabilmekteyiz. Onun yanında tabii vücudun temel ihtiyacı olan mikro besinler de yerine konulduğu takdirde vücudun kendi çalışma mekanizmaları tıkır tıkır çalışmaya başlıyor ve birçok hastalıkta ciddi anlamda bir yol almış oluyoruz. Ancak tabii bu zor olan yöntem. Maalesef bizim halkımız şöyle istiyor. Bir sihirli değnek olsun ve o sihirli değneğe dokunduralım ve romatoid hastalıklardan hiçbir eser kalmasın. Ancak yaşam tarzı değişikliği yapmak, beslenmeye dikkat etmek, egzersizi hayata dahil etmek gibi yöntemler biraz daha zor yöntemler, biraz daha emek, gayret isteyen yöntemler. Bu yöntemler hakkınca uygulandığı takdirde de birçok insan şifaya ulaşabilmekte. Evet, aylık soru cevap videomuzun sonuna geldik. Bundan sonra gelecek aylarda da zaman zaman böyle soru cevap videolarıyla sizlerle birlikte olacağım. Kafanıza takılan soruları tarafımca kaleme alınan Akıllıca Bilimsel Takviye Rehberi kitaptan detaylı bir şekilde okuyabilir. Beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Ayrıca videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız gelecek videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.